ve öyle bir neşv-i nemai amal mevsimi ki üstad onu Nisan yağmurlarına benzetiyor. Şöyle diyor üstad, bu cümleyi çok seviyorum. Uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemin ya Ramazan ayı. Aynı zamanda neşv-i nemai amal için bahardaki mai Nisan'dır. Amellerin sümbüllenmesi için. Neşv-i nema çok güzel bir kelimedir bu. Amellerin sümbüllenmesi için. Bahardaki Nisan yağmurları neyse işte Ramazan'da değerli dostlarım odur. Öyle sümbüllendiriyor Ramazan ayı amelleri. Biliyorsunuz Nisan yağmurlarının, şunu da hatırlatmakta fayda var. Nisan yağmuru derken klasik gelenekte Nisan'ın 1 ile 30'u arasında yağan yağmurlar değil, Nisan'ın 14'ü ile Mayıs'ın 14'ü arasında yağan yağmurlara Nisan yağmurları diyoruz. Nisan'ın 14'ü, Mayıs'ın 14'ü. Bu ikisi arasında yağan yağmurlara Nisan yağmurları diyoruz. Klasik gelenekte Nisan yağmurları üzerinde çok fazla durulur. Tekke kültüründe çok önemlidir. Bunun bir benzerini üstadın hayatında da görüyoruz. Onu da size okumak isterim. Üstadın talebelerinden Üzeyir anlatıyor bunu. Diyor ki, şöyle diyor. Bahar aylarından 1956 yılı bu cereyan ettiği gün. Isparta'da dershanedeyiz diye anlatıyor Üzeyir abi. Bahar aylarından bir tanesinde, yani Mayıs'ta olabilir dediğim gibi, Isparta'da dershanedeyiz. Diğer ağabeylerden her birisi bir hizmet için bir yerlere gitmişti. Evde üstadın yanında bir tek ben kalmıştım diye anlatıyor. Ne büyük bahtiyarlık, bakın üstadın yanında bir tek ben kalmıştım. Üstad kendi odasında, ben de bizim odada yalnız başıma risale yazıyordum. Birden üstad odama öyle bir heyecan ve telaşla girdi ki şaşırdım kaldım. Üzeyir, çabuk çabuk yağmur geliyor. Büyük bir kap getir hemen su topla dedi üstad. Bak, Üzeyir, çabuk çabuk. Tahammül ediyor musunuz üstadımızı? Yağmur geliyor. Nasıl bir yağmuru karşılama, nasıl bir coşku bakın. Yağmur geliyor. Büyük bir kap getir hemen su topla dedi. Tamam üstadım dedim diyor Üzeyir abi. Ondan sonra kendi halini anlatıyor. Telaşa kapılıyor. Kap arıyor, gidiyor testi buluyor büyük bir kap diye. Oysa onunla nasıl yağmur toplanır? Sonra Tahiri abi içeriye giriyor. Üstad diyor ki Tahiri abiye, Tahiri gel bu garip beceremedi bu işi diyor üstad. Bu garip bu işi beceremedi diyor. Biliyorsunuz gittiyseniz eğer Hazreti Mevlana'nın asitanesinde hemen girişte sol tarafta çok büyük bir Nisan yağmuru kabı vardır. Teşhir ediliyor. Çok büyük bir Nisan yağmuru kabı. Onu tekkenin meydanına çıkarırlar. Ona Nisan yağmuru içinde toplanır. Üzerine dualar okulur. Çok mineral yüklüdür Nisan yağmurları. Toprağı öyle bir bereketlendirir ki, düşünün kışında yağmur yağıyor o kadar çok ama Nisan yağmurları o neşv-i nemaya sebebiyet veriyor. Sonra içine dualar okunuyor, sonra o hastalara içiriliyor, bitkilere veriliyor, hayvanlara içiriliyor, şifa olsun diye Nisan yağmurları. İşte o Nisan yağmurlarının topraktaki o bereketi var ya değerli dostlarım, sebebiyet verdiği o uyanışın bereketi. Ölüyü diriltişin bereketi. Kışın bir nevi ölüm hali içerisine giriyor biliyorsunuz nebatat. O Nisan yağmurları hayat üflüyor yeniden nebatata. Yani ölmüş toprağı diriltiyor Nisan yağmurları. Hoca Efendi'nin de bu yağmur benzetmesi geçmişti daha önce ilk dersimizde. Bir kere daha Ramazanlaşırken makalesinde şöyle diyor Hoca Efendi. Her zaman rahmete susamışlığını hisseden gönüllere geliyor Ramazan diye. Şimdi kurumuş toprağı düşünün ya da bir kışın içerisinden çıkmış bir toprağı düşünün. Kışın içerisinden çıkmış toprak havaya cemre düşmüş, suya cemre düşmüş, toprağa cemre düşmüş. Artık ne bekliyor toprak? Nisan yağmurlarını bekliyor. İşte gönül de öyle. Şu gönül ne oluyor? Kışın içerisinden çıkıyor,
ve Ramazan'ı bekliyor. Şu gönül var ya, bir sene boyunca toprağın Nisan yağmurlarını beklediği gibi Ramazan'ı bekliyor. Ve kendi susamışlığını hisseden gönüllere geliyor Ramazan zaten, o yağmurlar. Kendi susamışlığını hisseden. Toprağın bağrına inen yağmur gibi diyor Hoca Efendi, Nisan yağmurları gibi onların da o susamışlığını hisseden gönüllerin de başlarından aşağıya rahmeti boşaltıyor, his boşaltıyor, mana boşaltıyor ve kurumaya yüz tutmuş gönüllerin tüm yamaçlarını sular diyor Hoca Efendi. Ramazan, kurumaya yüz tutmuş gönüllerin tüm yamaçlarını sular, duyguların ta derinliklerine kadar nüfuz eder. Nasıl yağmur toprağa nüfuz ediyor? Duyguların derinliklerine iner ve insan benliğini yepyeni manaların yemyeşil mehçereleri haline getirir. İnsan benliğini bak. Yepyeni duygular yeşerir orada. Öyle oluyor değil mi? Böyle Nisan yağmuru yağınca ben bir takım tohumlar ekiyorum toprağa. Nisan yağmuru yağınca tohumlar fışkırıyorlar. Böyle hiç beklemediğim tohumlar görüyorum. Hiç beklemediğim bitkiler, sürprizler. Yemyeşil bir mehçerelik görüyorsunuz. Yemyeşil mehçerelik haline, bir fidanlık haline geliyor insan ruhu. Öyle ki mübarek zaman diliminin hayata aksettirdiği bin bir renkler oluyor, bin bir renkli zaman parçaları oluyor Ramazan'ın hayata aksettirdiği. Işıktan dakikalar diyor onlara Hoca Efendi, gözlere ve gönüllere saçılıyor o ışıktan dakikalar. Ve ruhlar o ışıktan dakikalarla uhrevileşiyor, ledünniyata uyanıyor. Toprak nasıl bahara uyanıyor Nisan yağmurlarıyla, insan ruhu da Ramazan'la ledünniyata uyanıyor. Ve masmavi iklimden ayrılmak istemez insan diyor. Bitsin istemiyorsunuz Ramazan. İstemiyorsunuz, öyle değil mi? Üzülüyorsunuz bitiyor diye. Şimdi bütün camilerde, o Selahattin camilerinde hep elveda ya şehri Ramazan ilahileri okunuyor. Kalpler hüzünle doluyor. Evet, değerli dostlarım, Nisan yağmurları böyle. Tekrar metnimize geri dönelim. Nisan'dayız. Beni coşturuyor Ramazan'ın Nisan ayı içerisine, Nisan yağmurları içerisine tekabül etmesi. Evet, Nisan yağmurlarını da kaçırmayın, ıslanın Nisan yağmurlarında. Siz de Nisan yağmurları biriktirin değerli dostlarım. İçine dualarınızı okuyun. İçine Ramazan'ın bereketiyle, Ramazan'ın nuraniyetiyle, her bir harfine binler cennet meyveleri verilen Kur'an ayetlerinden okuyun o Nisan yağmurlarının içerisine. Ondan sonra da dertlilere, hastalara içirin onları, o Nisan yağmurlarını. Şifa olsun inşallah mutlaka. Evet, işte Nisan yağmuru neymiş? Nisan yağmuru bizde neye karşılık geliyormuş? Nasıl toprağı baharda Mai Nisan bereketlendiriyor, mehçereliğe çeviriyorsa, aynen de değerli dostlarım, uhrevi hasılata bakan yönüyle, neşv-ü nemaya amale bakan yönüyle, amellerimizin bereketlenmesine bakan yönüyle Ramazan ayı da odur. O zaman kalbimizde ne? Nisan yağmuruyla yeşeren, Nisan yağmuruyla yeşeren o kuru toprağa tekabül ediyor kalplerimizde.